Cihan? Artık terapileri burada mı devam ediyorsunuz? Olaylar hekim oldu. Test meselesi. Senin ne ilgin var? Gülru sana neden çıldırdı Ömer? Cihan'ın durumu kötü değil mi? Kötü sanırım. İçinde kopan fırtınayı anlatmak da biraz zayıf kalıyor. Gülfem'in öz ablası olmadığına inanmak onun için ağır bir darbeydi. Gülrun'un ona böyle bir oyun oynaması onun kaldırabileceğinden çok daha ağır bir darbe. Gülrun bu kez gerçekten ileri gitmiş Ömer. Emin değilim Onur. Anlayamadım. Gülru'ya da Gülfem'e de zerre kadar güvenim yok artık. Bu saatten sonra ikisi de birbirine zarar vermek için elinden geleni yaparlar. O halde? Bugün Gülru'nun gözündeki şaşkınlığı, çaresizliği gördüm. Onu daha önce de defalarca gözlerimin içine baka baka yalan söylerken görmüştüm. Ama bu sefer farklıydı. Bugün gördüğüm Gülru gerçekti. Bundan hiç şüphem yok. Beni gerçekten şaşırttın Ömer. Bu durumda senin de kafan karıştı galiba. Kafamı karıştıracak bir şey yok. Gülfem neyse Gülru da o. Rahmetli Enver Bey'in hatırası olmasaydı bende, onun emaneti Cihan olmasaydı, ben de sessiz sedasız arkama yaslanıp onların birbirlerini yemesini izlerdim. Bu kadınlar. Bu kadınlar seni gerçekten değiştirmişler dostum. Hekimoğlu. Gülfem'in yaptırdığı test ya hatalıysa, ya Gülrü doğru söylüyorsa. Peki o zaman ne yapacaksın Ömer? Akif selam. Ömer ben. Merhaba Ömer. Müsait miydin? Müsaitim. Seni şu geçen gün yaptırdığım DNA testiyle ilgili arıyorum da. Merakımdan soruyorum. Bu tip testlerde yanılma payı nedir? Binde bir bile diyemiyorum Ömer. Biliyorsun bu testlerin şakası olmaz. Yanılma payı yok gibi bir şey yani. Senin bu dediğini ancak doku örnekleri hatalıysa olabilir. Anladım. Anladım. Yani başkasının saç teli, diş fırçası falan gibi. Evet, aynen öyle. Tamam. Akif, bir ara görüşelim olur mu? Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Demet, şu laboratuvardan gelen test sonuçlarının yanında birkaç malzeme olacaktı. Yanılmıyorsam saç ve tarak. Sen onları köşke gönderdin mi? O kutuyu sordum ama Gülfem Hanım istemez dedi. Kutu burada mı? Evet burada. İşte burada Ömer Bey. Demet sen bunu köşke gönder. Ama Gülfem Hanım istemediklerini söyledi. Gülru Hanım'ın adına gönder tamam? Tamam efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.